Radyo tiyatrosu. İbrahim Havvas. Prensesim. Prensesim. Eleni, sen misin? Niçin böyle dalgın oturuyorsunuz? Üzgünsünüz galiba. Üzgünüm. İçime hava kanlar basıyor. Sizi eğlendirmek için ne yapmamı arzu edersiniz? Eğlenmek mi? Eğlenmek, neşelenmek. Teşekkür ederim. İlk defa böyle görüyorum. Bizanslı genç asilzadeler etrafında pervane gibi dönüyorlar. Bir gönül meselesi mi? Özür dilerim prensesim. Söyle Eleni. Yoksa sizinle evlenmek isteyen asilzadelerden birini mi düşünüyorsunuz? Asilzadeler ha? İnsan ünvanının asilzade olmasıyla sahiden asil olur mu? O asilzadelerin benimle evlenmek için babama nasıl dal kavukluk yaptıklarını görmediğimi mi sanıyorsun Eleni? Hayır Eleni. Onların hiçbiri bana koca olamaz. Benim evleneceğim erkek mert olmalı. Mert, dürüst ve mütevazı. Affedersiniz. Birden öyle düşündüm işte. Acaba hokkabazları emretseniz? Sizi güldürürler. Sıkıntılarınızı unutursunuz. Onlar asilzadeleri eğlendirsin. Fakat imparator babanız sizi böyle hüzünlü görürse ne kadar üzülür. Biliyorum ama bu hal elinde değil ki. Eğer uyumak... Hayır, bahçeye çıkacağım. Nasıl arzu ederseniz. Size refakat edebilir miyim? Hayır, teşekkür ederim, yalnız çıkacağım. Gece vakti. Koca saray bahçesinde tek başınıza. Biraz kendimi dinlemek istiyorum. Kaç gündür akşam karanlığıyla birlikte içime bir mahzunluk çöküyor. Kalbim kafesinden çıkmak isteyen bir kuş gibi çırpınıyor. Sanki ben buraya, bu koca saraya ait değilmişim gibi bir his kaplıyor içimi. Prensese neler oluyor böyle? Korkuyor. Bir şey mi dedin Eleni? Şey prensesim, mehtabı, yıldızları seyrederseniz çok iyi olur. Rahatlarsınız. Umarım öyle olur. Eleni! Emrediniz prensesim. Eleni al şu bilezikleri. Ben takmayacağım. Yetim kızlara, dul hanımlara ver. Sevinirler. Prensesim, hep böyle dağıtırsınız. Para, mücevher, altın elinize ne geçsin? Benim için hayatın en zevkli tarafı insanları sevindirmek. Hanendelerle müzisyenleri de bahçeye yollasam mı? Yalnız kalmak istediğini söylemiştim Eleni. Özür dilerim prensesim. Gece ne kadar güzel. Her taraf sessiz. Mehtap bahçeyi gündüz gibi aydınlatıyor. Yıldızlar havuza aksediyor. Gökyüzü ne kadar harika. Yıldızlar kaynaşıyor. Kainat ne kadar mükemmel. Hiçbir şey ne eksik ne fazla. Şu böceklere bu sesi veren kim? Ya şu zaman yolunu boşlukta tutan kim? Bunları ve her mahluku yaratan bir Halik var ama... ...o bizim papazların ağızlarını şapırtata şapırtata anlattıkları yaratıcı değil. Testis doğru olamaz. İçim yavaş yavaş sevinçle doluyor. Ruhumu saran sıkıntı kayboluyor. Ne kadar huzurluyum. Neredeyse kendimden geçeceğim. Bir kuş gibi hafifledim. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Ne? Ne dedi? Ne dedim ben? La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Daha önce hiç işitmediğim ve hiç söylemediğim bir söz. Peki manası ne bunun? Manası. Kalbime öyle geliyor ki bu cümle... Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür demek. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah. Muhammed'in Resulü'nü.
Baba. Efendim oğlum. Baba, elindeki zembil ne zaman biter? Ne oldu? Sıkıldın mı? Evet, çok sıkıldım. Bak, Abdülhamit amca da işini tamamladı. Sen hala örmeye devam ediyorsun. Üzülme. Az sonra ben de bitiririm. Hocam, zembiller hazır. Eline sağlık Abdülhamit. Baba. Söyle İshak. Akşam olmak üzere, hadi eve gidelim. İshak iyice sıkılmışa benzer. Ne de olsa çocuk. Sabahtan beri yanımızda. Baba, siz neden Bağdat'ta değil de Dicle Nehri'nin kıyısında zembil örüyorsunuz? Evladım, zembilleri hurma yapraklarından örüyoruz. Bağdat'ın içinde hurma yapraklarını bolca bulamayız ki. Olsun, yine de Bağdat'ta çalışabilirsiniz. Doğru, Bağdat'ta da çalışılabilir. Ama sen fark etmedin mi? Bazı zembilleri suya veriyoruz, gidiyor. Niçin? Nehrin aşağı yatağında bunların kendiliğinden geldiğini sanan kimsesiz yaşlı bir kadın zembilleri toplayıp çarşıda satarak nafakasını kazanıyor. Siz kendisine verin. O zaman el emeğini değil, sadaka yemiş olur. Akşam girmek üzere. Ben bir abdest alayım. İshak, hadi sen de abdest al. Bak, zembilin örülmesi bitti. Namazı kılar, Bağdat'a döneriz. Ey İbrahim Havvas, bana yardım et. Sübhanallah. Sanki bir genç hanım benden yardım istedi. Yoksa rüzgar sesini öyle mi sandın? Nasıl olur? Ey İbrahim Havvas, bana yardım et. Hocam, biz hazırız. Abdülhamit, sen de bir ses duydun mu? Ses mi? Yok, hayır, duymadım. Etrafta kimsecikler yok. Sanki genç bir kadın benden yardım istiyordu. Ben de bir şey işitmedim babacığım. Neyse, hayırdır inşallah. Efendim, unutmadan sorayım. Ben yarın emrettiğiniz gibi zembilleri götürüp müşterilere teslim edeceğim. Öbür gün sabah namazında mescitte buluşacağız, değil mi? Evet. Zembilleri teslim ettikten sonra da yol hazırlıklarını tamamlarsın. Baba, yine seyahate mi çıkıyorsunuz? Evet oğlum. Bu defa nereye gidiyorsunuz? Beytullah'a. Ama hac mevsimine daha çok zaman var. Hacca değil, umreye gidiyoruz. Beni ne zaman götüreceksiniz? İnşallah daha sonra hep beraber gideriz, değil mi hocam? Hele o gün olsun. Hocam, Bağdat'ta akşam ezanları okunuyor. Allah hiçbir İslam memleketini ezan sesinden mahrum etmesin. Amin. Uçuyorum. Etrafta kimseler yok. Ey İbrahim Havvas, buradayım. Birisi beni çağırıyor. Sarayın içindeyim.
Koca bir salon. Salonun ortasındaki ne acaba? Evet. Evet, bir kafes. Ne acayip şey bu. Ey mübarek insan, kurtar beni. Kafesin içinde genç bir kız. O ses. Rüzgarla karışık duyduğum ses. Bu ses işte. Evet. Evet, sesin esrarı çözüldü. Allah Allah. Ben yaklaştıkça kafes uzaklaşıyor. Kurtar beni. Ya İbrahim Havas, kurtar beni. Kurtar. Kurtar. Oh, hayırdır inşallah. Bu gece üçüncü defadır aynı rüyayı görüyorum. Kim bu kız? Oh, ya Rabbi. Hayra tebdil eyle. Şimdi hocam Cüneydi Bağdadi Hazretleri hayatta olsalardı bu sırrı çözerlerdi ama. Bakalım gün doğmadan neler doğar. Şimdi camiye. Bismillah. Bağdat çok gerilerde kaldı efendim. Bir günde dünya böyle çok gerilerde kalacak işte. Ama o günkü atlarımız kişnemeyen cinsten. Ben onu bunu bilmem efendim. Tek kurtuluş ümidim Evliyaullah'a olan muhabbetim. Seyahatimiz müddetince ikimizden birinin emir olması lazım. İşler onun kararına göre yapılacak. Emir tabii ki sizsiniz efendim. Emir ben olursam kararlarıma dayanabilecek misin? Elbette. Pekala. Alep oradaysa arşın burada. Tamam. Burada mola verebiliriz. Ben biraz çalı çırpı toplayayım. Hemen ateş yakarım. Abdülhamit. Buyurun efendim. Sen şu ağacın altına otur bakalım. Ama otur... nasıl efendim? İtiraz caiz değil. Unutma. Emir benim. Peki efendim. Sofra az sonra hazır olur. Keşke ben emir olsaydım. Her işi hocam yapıyor. Ben burada oturuyorum. Fakat ne yapabilirim? Emir olsaydım... ona emir edemez, iş buyuramazdım ki. O emir olunca beni çalıştırmıyor. Büyüklerin işine akıl sıra ermiyor. Öyle kara kara ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Demek hiçbir şey. Evet. Büyükler kalplerin casusu. Alem yağmur yağacak. Yağmur hızlandı. Epeyce ıslanacağız herhalde. Al şu benim üstümdekini de şöyle bir dulda yere sığınalım. Ya siz efendim? Yok yok. Hayır, siz üşürsünüz. Emire hayır demeye ruhsat var mı Abdülhamid? İstanbul'a. Abdülhamid, sen de duydun mu? Niye efendim?
Sesi. Özyar'ın sesini mi? Tabii. Bizans'a gel. İstanbul'a diyen sesi. Kim? Biri mi dedi? Allah Allah. Yine aynı ses. Görünürlerde kimse yok. Neyse, neyse, mühim değil. Muhafız. Buyurun İmparator Hazretleri. Eleni'yi çağır. Emredersiniz. İmparator Hazretleri, Prenses Tanasya son zamanlarda biraz rahatsızmış galiba. Hiç anlamıyorum muhterem piskopos. Üstelik birkaç gündür odasından da dışarı çıkmıyor. Kendi kendine bir şeyler sayıklıyormuş. Saray hekimi bir muayene etse. Haklısınız. Evet, hekimin bakması lazım. İmparator Hazretleri, Eleni geldi. Huzura al. Baş üstüne. Buyurun İmparator Hazretleri. Beni emretmişsiniz. Tanasya'dan bahset bana. Nedir bu konuşulanlar? Tanasya şunun bunun diline düşecek bir kız mı? O bir prenses. O benim kızım. Efendim, ne desem bilmem ki. Bazı muammalı şeyler söylüyormuş efendimiz. Bu doğru mu Eleni? Evet Haşmet Meap. Prenses Hazretleri yabancı bir lisanla bir şeyler söylüyor. Ve bunu arada bir tekrarlıyor. Ne diyor? La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah gibi sözler. Bu sözler Müslümanların lafları değil mi muhterem piskopos? Nasıl olur? Kim kandırdı Tanasya'yı? Evet İmparator Hazretleri, buyurduğunuz gibi bu söz Muhammedilere mahsustur. Kalben inanarak söyleyen biri Hristiyanlıktan çıkar Müslüman olur. Eleni kızım, son zamanlarda prensesin yanına yabancı biri geldi mi? Hayır efendim, hiç kimse. Pekala, bunları ilk defa ne zaman söylemeye başladı? Tahminen bir hafta kadar önce. Prenses bir iç sıkıntısı yaşıyordu. Biraz ferahlamak ümidiyle sarayın bahçesine çıktı. Refakatime müsaade etmedi. Gecikti. Gecikince meraklanarak ben de bahçeye çıktım. Havuzun kenarına ilişmiş, demin söylediğim sözleri tekrarlıyordu. Ve o günden beri aynı hal devam ediyor ha? Evet aziz peder. Şu kadar entrika. Devlet işi arasında bir de bu rezalet. Ne yapmamı teklif edersiniz? Çare. Çare muhterem piskopos. Ekselansları. Prensesimizi saray hekimine muayene ettirme fikrimi tekrar ediyorum. Aklını kaçırmış olabilir. Ne? Ne yazık ki hakikat bu. Hekimler de faydalı olamazsa... Çok üzgünüm. Çok. Ağzından yel alsın aziz peder. Yüreğimi dağlamayın. Efendim, şu ileride konaklamış bir kervan var. Evet, ben de fark ettim. Selamün aleyküm yolcular. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Uzak yoldan geliyorsunuz herhalde. Bağdat'tan gelip Hicaz'a gidiyoruz. Maşallah. Demek hacca niyetlisiniz. Daha hac mevsimine vakit var. Nasipse umre için yoldayız. Mola vermez misiniz? Biraz istirahat etmiş olursunuz. Atlar da dinlenir. İnelim Abdülhamit. Davete icabet etmek lazım. Hadi bismillah. Veya çağrıldığın yere erinme, çağrılmadığın yere görünme. Su içer misiniz? Zahmet olmazsa. Rahmet olur inşallah. Buyurunuz. Bismillah. Elhamdülillah. Su gibi aziz olun. Amin, amin. Görünüşe bakılırsa alim birine benziyorsunuz. Dediniz ya, görünüş. Görünüş insanı yanıltabilir. Aman efendim, lisanın bazen böyle cilveleri olur işte. Hakikaten şu an bir aleme ihtiyacımız var. Allah Allah, burada şu çölde. Hayırdır? Bizimle seyahat eden bir genç var.
Sohbet ederken bazı sualler sordu. Cevap veremedik. Belki siz cevaplandırırsınız diye düşünmüştüm. Eğer bildiğimiz bir mesele ise memnuniyetle. Suali ne? İmanın hakikati nedir diyor. Ne o? Benden mi bahsediyorsunuz? Ha işte, suali soran genç bu. Yakup, belki bu zat sana tatmin olacağın cevabı verebilir. Ne kadar keskin bakıyor. Sanki içim okuyor. Allah Allah, hayret. Hocam bu gence niye böyle pür dikkat bakıyor acaba? Siz Yahudi misiniz? Yahudi mi? Yahudi? Bunu nereden çıkardınız? Ama efendim Yahudi olmaması lazım. Sualinizin cevabı şudur. İmanın hakikati Allahu Teala'dan başkasına güvenmemektir. Her şeyi ondan bilmek ve ondan beklemek. Bilmem anlaşıldı mı? Evet, doğru söylediniz. Ben bir Yahudiyim. Hakikaten Yahudiymiş. İtiraf etti. Nasıl oldu da biz anlayamadık? Efendim, verin elinizi öpeyim. Müslüman olmak istiyorum. Madem Müslüman olacaksın, hemen kelime-i şehadet getir. Ölümün ne zaman vaki olacağı belli olmaz. Şimdi benim söyleyeceklerimi tekrar et. Peki. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Tebrik ederim. Nasipli insanmışsın. Anlat bakalım Yakup efendi. Ne olup bitti? Efendim, bir Musevi kitabında şöyle bir cümleye rastladım. Sıddık. Yani hakiki müminin anlama kabiliyetine yanlışlık olmaz diyordu. Biz o anlama kabiliyetine firaset diyoruz. Ben de bunun üzerine Müslümanları imtihan etmek istedim. Çünkü ne Hristiyanların ne de Yahudilerin arasında firasetli bir kimseye rastlamadım. Kendi kendime dedim ki, belki Müslümanların arasında sıddık olan kimseler vardır. Çünkü onlar, biz Allah aşkından başka her sevgiyi kalbimizden çıkarırız diyorlar. İşte böyle düşünerek seyahat ediyordum. Sonunda size rastladım ve siz benim Yahudi olduğumu anladınız. Ben de sizin sıddık olduğunuzu anladım. Bunun için Müslüman oldum. Hikayem bundan ibaret. Hakikati araştırma cehdi seni iman nimetine kavuşturdu. Bir şey söylemek istiyorum. Çekinme ya. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Yolumuz Mekke'ye ama. Hayli uzak. Olsun. Geleceğim. Sen bilirsin. Havada ne kadar sıcak. İbrahim Havvas Hazretlerine bak. Önümüzde at sürüyor. Fakat şu dehşetli sıcağı aldırdığı yok. Üstelik çok az su içiyor. Az yemek yiyor. Doğru diyorsun. Allah dostları az yiyip az içer. Ama ben yine susadım. Kırbada suyum bitmiş. Sende su var mı? Var ama çok az. Buyur. Sağ ol. Bismillah. Az kalsın bayılacaktım. İnşallah bir suya rastlarız da kana kana içeriz. Yakup, suyumuz hiç kalmadı. İbrahim Havvas Hazretlerinden isteyelim. Belki onun kırbasında vardır. Hadi üstada yetişelim. Hocam. Söyle evladım. İkimizin de suyu bitti. Acaba sizin kırbada su var mı? Var. Alın bakalım. Teşekkür ederiz hocam. Yine ne bir damla suyumuz kaldı, ne takatimiz. Güneş kavurdukça kavuruyor. Herhalde az sonra buharlaşırız. Bak,
Hocam dönmüş bize bakıyor. Ne oldu? Yoruldunuz mu? Efendim, sıcak bizi bitirdi. Hiç mecalimiz kalmadı. Bir haftanın yorgunluğu, şiddetli güneş. Kolay değil tabii. Ama şu pınarı niye görmediniz? Pınar mı? Hani, nerede? İşte, tam arkanızda. Oh, hayret. Şimdi oradan geçmiştik. Ne su vardı, ne bir şey. Prensesim. Efendim Melek. Bugün nasılsınız prensesim? İyiyim. Keşke saray hekimiyle olsun konuşsanız. Bu suskunluğunuz. Korkuyorum. Onlarla ne konuşabilirim ki? Değişik, bambaşka bir dünyadayım artık. Eskisi gibi sıkıntılı, üzgün de değilim. Kalbim huzurla dolu. Elinizdeki bir İncil mi? Evet, İncil. Aziz Barnabas İncil'i. Hakikatleri yazan İncil. Hakikatleri mi? Evet. Onun son peygamber olduğunu haber veriyor. Ha, o kim? Muhammed Aleyhisselam. Yani Müslümanların peygamberi. En son peygamber mi? Evet. İşte bu kitapta hepsi yazılı. Fakat papazlarımızın elinde bu İncil'i hiç görmedim. Ben de görmedim. Ha, kafam karıştı. Saray kütüphanesinin gizli bir bölmesinde buldum. Hayret. Demek saklamışlar. Peki papazlar niçin bu İncil'den hiç bahsetmiyorlar? Bahsederler mi? O zaman yalanları ortaya çıkar. Saray günlerdir sizin deli olduğunuz şayalarıyla çalkalanıyor. Bu dedikodulara imparator babanız bile inanmış diyorlar. Prensesim, babanızla bir konuşsanız. Böyle kendisinden uzak durmanız hiç de doğru değil. Evet, haklısın. Babamla konuşmalıyım. Deli olmadığımı anlamalı. Korkuyorum prensesim. Niçin ağlıyorsun Eleni? Korkacak ne var? Müslüman olduğunuzu anlarlarsa piskopos ve yardakçıları size muhakkak zarar verirler. Yo, korkma Eleni. Beni koruyan korur. Bana bir zarar veremezler. Hiç korkma. Şu ağaçlıkta mola verelim. İyi olur hocam. Biz acıktık. Bizans'a gel. İstanbul'a. Aynı ses. Aynı ses çağırıyor. Defalardır çağırıyor. Abdülhamit'le Yakup belli ki yine duymamışlar. Mutlaka İstanbul'a gitmeliyim. Zaten attığım her adım Hicaz'a doğru değil, sanki geri geri gidiyor. Bir kuvvet beni İstanbul'a çekiyor. Ya siz? Siz yemeyecek misiniz efendim? Siz buyurun, afiyet olsun. Ancak bana müsaade. İnşallah Mekke'de buluşuruz. Tabii. Zaten umreye gidiyoruz ya efendim. Siz gideceksiniz. Ben geri dönüyorum. Birden mi? Yani efendim, ben sizinle olmak için... İnşallah. İnşallah yine beraber oluruz. Allah'a ısmarladık. Dua ediniz. Ne diyorsun ya Hamidi Esvet? Büyüklerin işini akıl terazisiyle tartma diyorum. Çözün beni! Olamaz! Mümkün değil! Çözün! Sakin ol. Çözün! Apostol, sakin ol. Andrea'nın yakılması lazım. Niçin? Niçin? Bir insan diri diri yakılır mı? Hayır, yakamazsınız! Hayır! Öyle söyleme. Hayır. Apostol. Kardeşinin içine cinler girmiş, biliyorsun.
ne söylediğini, ne yaptığını bilmiyor. Bu ruhunun temizlenmesi için yakıyor. Hayır, hayır, o cinli değil. Yaktırmam, asla yaktırmam. Rahip efendi, odun yığını hazır, deliği getirelim mi? Hayır! Evet, odunların ortasındaki direğe zincirle bağlıyor. Peki, şimdi getiriyoruz. Yapmayın, yapmayın. Bırakın onu, yapmayın. Odunları yakın. Belki iyileşir. Bana müsaade edin. Kasabaya götürüp bir tabibe göstereyim. Ne olur. Ne sakin, olur rahip efendim. Sakin ol apostol, sakin ol. Biliyorsun ben kardeşini iyileştirmeye uğraştım ama olmadı. Söyle bana, uğraşmadın mı ha? Söylesene. Biraz sonra bedeni ateşlerin içindeyken ruhu azaptan kurtulacak. Ben kendisini takdis edeceğim. Üstüne kutsal su serpeceğim. Hiçbir acı duymayacak ki. Hayır rahip efendi. İnsanın yakılması caiz değildir. Sen ruhtan ne anlarsın ki onu kurtarmaya bakıyorsun? Acı duymazmış. Hadi sok bakalım parmağını şu ateşe öyleyse. Bu adamdık ya. Ne zaman geldi duymadık. Bu da nereden çıktı? Ne heybetli bir adam. Sen de kimsin yabancı? Bu köyde ne işin var? Hem işimize niçin karışıyorsun? Eğer mevzu bahis olan bir insanın hayatıysa... orada herkesin söz hakkı olur. Bu hakka dayanarak müdahale ediyorum. Deliği yakamazsınız muhterem peder. Bırakın, onu ben tedavi edeceğim. Tedavi edilecek bir hali yok. Ben onu kutsal suyla yıkadım ama bir faydası olmadı. Haftalardır bağırıp çağırıyor. Artık tahammülümüz kalmadı. Ne olur rahip efendi, bir müsaade edin. Belki yabancı onu iyileştirir. Yalvarıyorum, yalvarıyorum muhterem peder. Şu bağlı olan adamı da çözün. Seni azizler gönderdi. Sağ ol. Sağ ol. Niko. Hı? Apostolun bağlarını çöz. Olur. Lütfen şöyle kenara çekilin de hastayla konuşayım. Evladım, geçmiş olsun. Demek hastalandın. Adın ne senin? Andrea. Kardeşimin adı Andrea. Rahip efendi, şöyle sakin bir yer yok mu? Benim evime gidebiliriz. Benim evime gidelim. Buyurun öyleyse. İbrahim efendi. Söyle apostol. Kardeşim Andrea iyileşecek mi? Ne dersiniz? Allah'tan ümit kesilmez apostol. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Şifa Cenab-ı Hak'tan. Eğer iyileşmezse korkarım köylüler onu yakmak için yeniden teşebbüse geçecekler. Andrea'nın içindeki cinlerin geceleri ev ev köyü dolaştığına inanıyorlar. Allah Allah. Daha neler duyacağız. Korkma. Ölümden başka her şeyin bir çaresi vardır. Siz İstanbul'a gidiyordunuz değil mi? Evet. İnşallah. Günlerdir aklım başımda değil. Şimdi hatırladım. Bundan 7-8 gün önce köye çingeneler uğramıştı. İstanbul'dan geliyorlardı. İmparatorun kızı Prenses Tanasya'nın da bir gece aniden aklını oynattığı söyleniyormuş. Hekimler bir türlü tedavi edemiyorlarmış. Bizans 4 günlük mesafede. Demek sadece 4 günlük yolum var. Evet. Eğer isterseniz size rehberlik edebilirim. Memnun olurum. Hastamız iyileşsin de. Niko, yabancı adam 3 gündür ne yapıyor? Apostolun evinde rahip efendi. Onu ben de biliyorum canım. Ne yapmış? Andrea'yı iyileştirebilmiş mi? Uğraşıyormuş.
Andrea Muhammedi'nin yanında kuzu gibiymiş. Hayret. Şaşılacak şey. Köylüler Bağdatlı'nın Andrea'yı iyi edeceğine inanmaya başladılar. İşte bu çok kötü. Buna sen de inanıyor musun Niko? Ne desem bilmem ki. Ama zannedersem Andrea iyileşecek. Bu haber hiç iyi değil. Bari ben de Apostol'un evini bir ziyaret edeyim. Belki vaziyete hakim olurum. Apostol evladım. Günlerdir kardeşini merak ediyorum da. Nasıl oldu? İyi. Demek iyi. Çok memnun oldum. Peki şimdi nerede? İçerideler. Sen de bahçede çalışıyorsun. Güzel. Yabancının adı nedir? İbrahim. İbrahim. Bir tabip mi? Bilmiyorum. Fakat Andrea'yı iyileştireceğe benzer. Saatlerdir odadalar. Bak oda kapısı açılıyor. Andrea'nın elinde bir zembil var. Koca bir şey. Geçmiş olsun Apostol. İyileştin mi yoksa? Kulaklarıma inanamıyorum. Kardeşim! Andrea! Abi! Efendim çok teşekkür ederiz. Andrea sayenizde iyileşti. Estağfurullah. Temizliğe çok dikkat etmelisiniz. Bana müsaade eder misiniz? İbrahim Efendi, hala inanamıyorum. Andrea hakikaten iyileşti mi? İyi misin Andrea? Bak, inanmakta zorluk çeken var. İyiyim, hem de çok iyiyim. Hem hayatım kurtuldu, hem de sağlığıma kavuştum. Efendim, lütfen bu hediyeyi kabul edin. Bakın, hiç giyilmemiş yepyeni bir elbise. Ne olur alın. Evet efendim, lütfen. Teşekkür ederim. Kabul etmiyor musunuz? Kibarlığınız için tekrar teşekkür ederim ama benim yerime ihtiyacı olan başka birine verseniz daha iyi olur. Mesela Rahip Efendi. Yolcu yolunda gerek Apostol. Yarın sabah inşallah İstanbul'a doğru yola koyulacağım. Keşke biraz daha kalsaydınız. İşimiz var Apostol. Andrea sıhhatine kavuştuğuna göre sizinle gelebilirim herhalde. Hay hay. İnşallah yarın sabah beraber yola çıkarız. İbrahim Efendi, çok merak ediyorum. Acaba Andrea'yı nasıl iyileştirdiniz? Sır zembilde. Anlamadım. Andrea'nın elindeki zembili gördüm. Evet, büyükçe bir şeydi. İşte o zembili kardeşin öldü. Hastayı meşgul ederek tedavi ettim. Ben de zembil içeride vardı da çıkarken onu da öylesine eline almış zannetmiştim. Tekrar geçmiş olsun ama yine söylüyorum, hastalığa yakalanmamak için temizliğe dikkat edeceksiniz. Müslümanlar niçin az hasta oluyor? Galiba çok temiz oldukları için. Lütfen prensesim, ağlamayın. Lütfen. Peki kim ağlasın öyleyse? Ağlayarak daha çok harap oluyorsunuz. Eleni, kararımı verdim. Gidip babamla konuşacak ve onu deli olmadığını inandıracağım. Bir faydası olacağını sanmıyorum. Niçin? Sizi konuşturacak. Konuştursun. Siz de Allah'ın bir olduğuna ve Muhammed peygamberin de onun Resulü olduğuna iman ettiğinizi söyleyeceksiniz. Söylerim tabii. Bu kanaate nasıl vardığınızı da soracak. Sorsun. Siz de bir gece vakti yıldızlara bakıp tefekkür ederken bu imanın kalbinize ilham edildiğini söyleyeceksiniz.
Tabii, herhalde yalan söyleyecek değilim. İşte bütün bunlar babanızı çileden çıkaracak ve bu defa deli olduğunuza tam kanaat getirecek. Ayrıca piskoposu da unutmayın. İmparator piskoposun tesiri altında kalıyor. Piskopos fırsat kolluyor. O anı yakaladığında anlayın lütfen prensesim. Haklısın Eleni. Bunlar sonunda beni yakacaklar. Allah'ım, yardım et Allah'ım. Bunaldım, daraldım, yapayalnızım. Yardım Allah'ım, yardım. Bunlara deli olmadığımı nasıl anlatacağım? İbrahim Efendi, işte İstanbul surları göründü. Birazdan şehre gireriz. Hadi öyleyse. Bir an evvel girelim. Arkadaş, bakar mısın? Buyurun yabancı. Niçin sarayın önüne toplandınız? Nedir bu kalabalık? İmparatorun kızı delirdi de merak ediyoruz. Ha, hala bir çare bulunamadı mı? Hayır, çaresi yokmuş galiba. Teşekkür ederim. Hadi Apostol, saraya girelim. Ben de mi geleceğim? Sen de gel. Vaktin yaklaşıyor. Hiçbir şey anlamadım. Muhafız efendi. Durun, ne istiyorsunuz? Evladım, ben sizi muhakkak görmemiz lazım. Hekim misiniz? Öyle haber verebilirsin. Peki, içeriye bildireyim. Apostol, bir şu sarayın süsüne, yaltızına, debdebesine bak. Bir de içindekilerin şu anki hallerini düşün. Ya, imparatorun yerinde olmak istemezdim doğrusu. Buyurun. Teşekkür ederim. Nihayet odaya girebildik. İmparator şu ayaktaki şişman adam. Yataktaki de kızı olmalı. Allah Allah. Prenses bizi görünce yerinden doğruldu. Aa, dikkatle İbrahim'e bakıyor. Hoş geldiniz muhterem hekim. İşte biricik kızım. Aklını kaybetti. Şuursuzca laflar ediyor. Çare. Ne olur çare. Ey İbrahim Havvas, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rüyada benden yardım isteyen kız. Allah'ım, bu ses onun sesi. Beni nereden tanıyorsunuz? Baskılardan, yalnızlıktan, deli iftirasından, bitmek bilmeyen muayenelerden o kadar sıkıldım ki Allah'tan yardım etmesini yalvararak istedim. Rüyada bir ses duydum. Bana üzülme, İşte şu gördüğün İbrahim Havvas yardımına geliyor müjdesini verdi. Sizi görür görmez tanıdım. Bakın muhterem hekim, yine manasız laflar etmeye başladı. Siz deli olduğuna inanıyor musunuz? Delinin ta kendisi. Daha neler söylüyor? Cinler, periler işte. Anlaşılan kızcağızı yaktırma niyetinde bu. Herkesin susmasını rica ediyorum. Size niçin deli dediler? Bir gece çok sıkıldım. Nedimem Eleni de yanımdaydı. Onunla biraz konuştuk. Fakat ferahlayamadım. Değil mi Eleni? Evet efendim. Doğru hatırlıyorsunuz. Bunun üzerine kimseyi yanıma almadan sarayın bahçesine çıktım. Aydınlık bir geceydi. Uzun uzun gökyüzünü seyrettim. Yıldızları, yeryüzünü, insanları düşündüm. Yaratıcıyı düşündüm. Hristiyanlıktaki teslis inancını düşündüm. Bu bana kabulü mümkün olmayan bir şey geldi. Allah Allah. Sonra? Sonrası bu işte. Hep böyle abuk subuk konuşuyor. Hayır muhterem piskopos. Aklım başımda. Şuurum yerinde. Ben ne hastayım ne deli. Siz beni zorla deli etmek istiyorsunuz. Ha? Bilhassa siz. Ben mi? Elinden gelse beni yaktıracaktın. İmparatoru aklınca yavaş yavaş bunu hazırlıyordun ama işte oyunun bozuldu. Tanarsı ya.
Aziz pedere karşı nasıl böyle konuşursun? Herkesin susmasını rica etmiştim. Evet kızım. Birden kalbime bir ilham doldu. Ve o an dudaklarımdan La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah kelimeleri döküldü. Bunun üzerine rahatladım. Huzurla doldum. Ondan sonra o söz dilimden düşmedi. Ama çevrem bana deli damgası vurdu. Ben daha sonra imanımın doğru olduğunu Barnabas İncil'inde de buldum. Benim deli olmadığımı lütfen siz şunları anlatınız. Kızım, sen daha en başta deli denilen kamil iman sahiplerinden olmuşsun. Tebrik ederim. Bundan güzel akıllılık olur mu? Kızım, bizim o taraflara gitmek ister misin? Ne var oralarda? Mekke, Kabe, Medine. Şunlar mı? Aman ya Rabbi. Mekke, Kabe-i Şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Apostol, sen de görüyor musun benim gördüklerimi? Görüyorum. Ama bana apostol deneyin artık. Ey İbrahim Havvas. Vakit yaklaştı. Allah'a kavuşma arzusu artık dayanılmaz noktalara vardı. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Öldü. 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 Siz bir veliye deli demişsiniz İmparator Hazretleri. Bilmem ki. Öldü. Genç yaşta öldü kızım. Eleni, siz prensesin muhakkak ki en yakınıydınız. Onun en çok sevdiğiniz huyu neydi? Evet. Eline geçeni dağıtırdı. İnci, bilezik, küpe, para, ne olsa yetim kızlara, evleneceklere hediye ederdi. Cömertti yani. Evet. Mal toplamaktan hoşlanmayan cömert bir insandı. İncil'e dikkat ettin mi? Sen de Müslüman olduktan sonra vefat etti. İki mümini sanki imanına şahit ederek dünyasını değiştirdi. Peki şu kadar kalabalık Bizans'ta nasıl oluyor da hem de sarayın dört duvarı arasındaki bir insana ilham yoluyla iman nasip oluyor? Sebebini Eleni anlattı ya. Anlattı mı? Ben duymadım. Mal toplamaktan hoşlanmayan cömert bir insandı dedi ya. Unutma ki Allah cömerttir. Cömertleri sever. Radyo tiyatrosu.